Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte teriyaki soslu vegan suşiler hazırlıyoruz. Biz bugün teriyaki soslu vegan suşimizi tofu'dan hazırlayacağız. Teriyaki sosunu da evde hazırladık. Aşağıya linki bırakıyorum. Siz de evde yapmak isterseniz çok pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İlk önce tofumuzu çok az yağda teriyaki sosunda pişirerek başlayacağız. O soğurken biz pirincimizi yayarak devam edeceğiz. Hadi hep birlikte tofumuzu hazırlayalım. Baştan teriyaki sosumuzu döküyoruz. Şimdi tofularımızı kızartmaya başlıyoruz. Teriyakili tofularımız hazır. Soğudular da. Artık suşimizi yapmaya başlayabiliriz. Biz daha önceden pirincimizi hazırlamıştık. Pirinç nasıl hazırlanıyor diye merak ederseniz aşağıya linki bırakıyorum. Ayrı bir videoda onu detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Çünkü çok uzun, detaylı bir tarif. Şimdi o burada dinleniyordu. Suşi yapmaya başlayabiliriz. Her zaman elinizin altında su bulunması gerekiyor. Hafif böyle sirkeli su. Islak bir beziniz olması gerekiyor. Böyle bir mata ihtiyacınız var, bambu mata. Onu temiz kullanabilmek için streç filmle kaplıyoruz. Ve tabii ki norileri. Norileri biz yarıya kestik. Bu tarifimiz pirinci dışarıda olan bir suşi tarifi olduğu için yarım boy nori yeterli olacaktır, bu kadar. Şimdi bir detay daha vereyim. İlk defa yapıyorsanız pirinci dışarıda olan suşilerin ilk önce pirincini yayarak yine başlayacağız ama tırtıklı olan taraf bize bakacak şekilde yatıracağız. Parlak olan yüzey dışarı gelecek. Böylelikle pirinçleri buraya yapıştıracağız. Döndürdüğümüz zaman o pirinçler kaymayacak. Şimdi başlıyoruz bakalım. Elimizi ıslatacağız baştan pirincimizi almadan. Böyle elime az alarak başlıyorum. Çok pirinci ezmeyeceğiz. Elinizin kuruduğunu düşündüğünüz noktada suya sokun lütfen. İyice köşelere kadar yayıyoruz. Tamamen pirinç kaplanmış olacak. Hiç acele etmeyin çünkü suşi biliyorsunuz ustalığı kolay değil. Aceleye getirirseniz de bir şeye benzemez, gevşek olur. Pirincimizi iyice yaydık. Şimdi çörek otu ve susam serpeceğiz. Şöyle keyfinize göre serpebilirsiniz. Susamı biz kavurmuştuk. Çok yakıştığını düşünüyorum bu teriyakili tariflere. Elinizle düzeltebilirsiniz mesela, fazla geldi. Zaten biz bunu çevirirken şimdi bir kısmı dökülecek. Eşit şekilde şöyle yayayım. Evet. Şöyle tekrar ıslatayım. Çünkü muhtemelen nori aşağı yapışmıştır. Kurtardıktan sonra yine hiç acele etmiyoruz. Şimdi biraz dökülecek ama sorun değil. Tekrar burada yapışacak. Şimdi parlak yüzeyi yukarıda. Biz bunu malzemelerimizle dolduracağız. Teriyaki soslu tofularımız hazırdı. Ben onun yanına
Havuç ve elma hazırladım. Siz avokado da hazırlayabilirsiniz ya da çok farklı sebzeleri hazırlayabilirsiniz. Ancak çok ince doğramanız gerekiyor ki çok kalınlık yapmasın diye. Şimdi ben yerleştiriyorum. Şu şekilde. Dışa yakın, kendime yakın bir şekilde dizdim. Havuçlarımı da koyuyorum. Biraz da elma. Tatlı bir tarif olduğu için elma yakışıyor. Tamam. Şimdi artık suşimizi yapmaya geldi sıra. Şimdi yavaşça buradan iterek bambumuzu döndürüyoruz. İlk bir şöyle bir yuvarlak elde edince şöyle hafif sıkıştırarak, hatta biraz da üstten, çok bastırmıyoruz ki pirincimiz özelliğini kaybetmesin. Tane tane kalsın. İşte neredeyse bitti bile. Bir tane daha şöyle ufak bir döndürüyoruz. Yine hafif sıkıştırarak. Zaten siz elinizin içinde hissedeceksiniz. Kesinlikle gevşek olmaması lazım. Böyle suşiyi yarıya kestiğiniz zaman pirinçler ayrı ayrı durmamalı malzemeden. Ve içindekiler de tabii ki. Evet. Suşimiz şimdi hazır. Tamam, yapışmadığını da anladık. Şöyle ben bunu buraya alıyorum. Temiz bir yüzeye tabii ki. Artık yapışmaması gerekiyor. Ve servise hazırlamaya geçiyorum. Teriyaki soslu vegan suşilerimiz hazır. Biraz sonra sizler için tadım yapacağım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz beğendime tıklamayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bakalım tadım yapacağız. Ne zamandır biz de suşi yapmıyorduk. Tofuyla da ilk defa deniyoruz. Enfes gözüküyor. Bakalım şundan başlayalım. Muhteşem. Kesinlikle tavsiye ederim. Sushi seviyorsanız teriyaki sosa tofu çok yakışıyor. İçindeki elma, havuç tam böyle tadı bütünlük sağlamış durumda. Muhteşem. Kusura bakmayın çok büyük olduğu için konuşmakta zorluk çekiyorum. Ben hemen devam ediyorum. Bence siz de hemen alışverişinizi yapın ve suşinizi hazırlayın. Bir sonraki davete görüşmek üzere. Hoşça kalın.